gençler nasılsınız? Bugün 22 Aralık günlerden pazar. Cristiano Moldi'nin Newcastle Delaware'da buraya geldim. Çünkü bugün Star Wars filminin Rise of the Skywalker filmini izlemek için geldim. Film bildiğiniz gibi Perşembe günü, yani Birleşik Devletler'de Perşembe günü gösterime girdi. Onu izleyeceğim arkadaşlar. Filmin biletini yaklaşık 2 ay öncesinden almam gerekti. Çünkü yani bir önceki Star Wars'da bildiğim kadarıyla, çünkü bu filme yer bulunmuyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Bileti de arkadaşlar bir telefon uygulamasından aldım. Ben Atom isimli bir uygulama kullanıyorum. Ama bunun haricinde Fandango isminde çok bilinen bir uygulama daha var. Ve aynı zamanda sinema salonlarının kendi uygulamaları da var. Bunları da kullanarak filmleri online olarak, yani telefonunuz üzerinden biletleri satın alabiliyorsunuz. Ve sinemaya gittiğinizde yeriniz, her şeyiniz hazır oluyor. Uygulamaya da size basitçe anlatayım arkadaşlar. İşte önce uygulamayı açıyorsunuz. Bulunduğunuz yeri daha önceden ben tanımladım oraya. Bana oradaki sinema salonlarını mesafeye göre gösteriyor ve filmleri gösteriyor. Orada işte filmi seçiyorsunuz. Hangi sinemada izlemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Daha sonra da seansını seçiyorsunuz. Film fiyatları da arkadaşlar Birleşik Devletler'de, yani benim bulunduğum bölge için sinemadan sinemaya göre değişmekle birlikte 5 dolar ile 16 küsur dolar arasında değişiyor. Bu da yani filmin içeriğine göre de değişiyor. Standart sinemalar, eğer sabah seanslarını alıyorsanız şu an gördüğünüz gibi yaklaşık 6.75 civarında. Ben öğleden sonraki, yani akşam seansını alacağım derseniz de 11 ila 13 dolar arasında değişiyor. Bu şu anki sinema için, sinema salonu için. Bunun haricinde ben işte 3'te gözlük takayım, işte koltuklar yatmalı olsun, önüme yemek gelsin falan istiyorsanız onların fiyatları da arkadaşlar 16 ila 20 dolar arasında değişiyor. Ama dediğim gibi bunlar Newcastle Delaware için. Ama aynı şeyleri ben gideceğim Manhattan'ın ortasında izleyeceğim diyorsanız, işte AMC'de izleyeceğim diyorsanız, bir sinema bileti fiyatı ise 30 dolara da gelebilir. Bunun haricinde içeride neler yapıyorsunuz? Yani Türkiye'den de bildiğiniz gibi patlamış mısır ve kolaları en büyük eğlence. Bunlar işte hot dog da verebilirler, başka şeyler de verebilirler. Ne almak istiyorsanız her şey mevcut. Paranıza bakar. Tabii ki arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Burada sinema biletini ve içeride içeceklerinizi ayrı ayrı almanız gerekiyor. Yani benim hatırladığım kadarıyla sanırım geçen yıl Türkiye'de bir olay olmuştu. Yani salonlar her şeyi size tek başına satmaya çalışıyorlardı. Ve sinemacılara çok az bir para veriyorlardı. Böyle burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Her şeyi ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Evet. Uygulamanın bir özelliği daha var arkadaşlar. Bazı, yani gelecek olan filmleri görüp onları işaretleyebiliyorsunuz ki film gösterime girdiği zaman ya da biletlerinin satışı başladığı zaman size uyarı verebiliyor. Mesela benim beklediğim iki film daha var. Birincisi DC Comics karakterlerinden Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn. Yani Suicide Squad'da da vardı o film. Yani o karakterler vardı. Onu bekliyorum. Birds of Prey ismini diye. You never call a woman chick. Alex said broad, lady, woman, and on occasion bitch. Bitch? What are you talking about? Hold that for me, will you? Diğeri de 1917 ismindeki bir film arkadaşlar. O da, yani isminden de anlayacağınız üzere, yani Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyor olması lazım. Bekliyorum. Onlara da gitmeye çalışacağım. Bunun haricinde arkadaşlar şu an Birleşik Devletler'de ne var? Şu an Birleşik Devletler'de Noel dönemi, yani Christmas dönemi. O da ayın 24'ünde kutlanacak. Yani inancı Hristiyan olanlar İsa Peygamber'in doğum tarihi olarak kabul etmekteler ve o günü kendi inançlarına göre kutlayacaklar. Ayın 23'ü de Christmas Eve, yani bir önceki gün olan Arefe anlamına geliyor. Bu iki günde pek çok yer tatil olacak. Ben belki çalışırım, belki çalışmam bilmiyorum, çünkü benim çalıştığım bölümde bunun pek önemi yok. Yani yurt dışında çalışıldığı için herkes uyumayabiliyor. Yani Avrupa'da bildiğiniz gibi arkadaşlar bu Christmas döneminde 2 hafta kadar tatil veriyorlarmış. Burada öyle bir şey yok. Burada işte ikişer gün olur. Bir de yılbaşında bir iki gün olur. Tatil o kadar. Onun dışında herhangi bir şey yapılmaz. Ekstra bir şey yapılmaz daha doğrusu. Yani bir de dediğim gibi, yani Birleşik Devletler'de insanlar çalıştığı saat üzerinden ücret alırlar. Türkiye'deki gibi işte aylık ücretlendirme yok. Saat ücretlendirmesi olduğu için hiç kimse böyle uzun uzun tatiller yapmak istemez. Bu Christmas'tan dolayı şu an burada ne var? İnsanlar çocuklarına işte yeni kıyafet, yeni oyuncak,
şeker, çikolata almaya çalışıyorlar. Tıpkı bizim yani kendi dini bayramlarımızda yaptıkları gibi. Yılbaşı döneminde ne yapacağım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. New York'a gitmeyi düşünüyorum. Orada birkaç gün kalacağım. Hem kısa bir tatil olacak, hem de orayı bir özledim, bir nefesimi tekrar koklayayım. Peki son video olan Walmart videosundan sonra ben neler yaptım? Bildiğiniz gibi Walmart'ta da size söylemiştim. Eğer elektronik alacaksanız Kara Cuma'yı bekliyorsunuz demiştim. Ben Kara Cuma'yı kaçırdım arkadaşlar. Fakat ondan bir sonraki gün olan Cyber Monday vardı. Ona gittim. Bunun haricinde New Jersey'ye Sefa arkadaşımın yanına gittim. Thanksgiving Day dediğimiz yani şükran günü kutlamak için gittik. Orada güzel bir çok güzel bir organizasyon yapmıştı kendisi. Teşekkür ediyorum ona. Onun da videosunu size çekeceğim. Yani o videoyu aslında aldığım televizyon videosuyla birlikte göstermeye çalışacağım. Yani Birleşik Devletler'deki televizyon fiyatları videosunda orada göreceksiniz. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, Birleşik Devletler'deyiz. Sinema bileti fiyatları 5 ila 30 dolar arası değişebilir. Tamamıyla sizin gittiğiniz sinemaya saatine ve gününe göre değişiyor arkadaşlar. Aynı zamanda işte bu gözlük takar mıyım, o olur mu, bu olur mu dediğiniz özelliklere göre de değişiyor. Şimdi ben buradan bir salona geçeyim. Bakayım orada neler var. Yani dediğim gibi Comic Con tarzı kıyafet giyip de gelen insanlar var mı? Star Wars kıyafetini giyenler var mı? Jedi'larımız var mı? Bir onları göreyim. Biraz orada takılayım. Gençler içeride bu arada Skywalker'ı göremedim ama genç prensesi ve anne babasıyla tanıştık. Videoyu almaya çalıştım. Ya özür dilerim, o an kamerayı açmayı unutmuşum. Ama salona geçeceğim. Salonda bakayım, eğer görebilirsem onları, eğer benimle aynı seanstaki filme geliyorlarsa ona girmiş orada biraz çekmeye çalışırım. Ve içeride kimler var kimler yok onları da biraz çekmeye çalışırım. Eğer izin verirlerse tabii ki. Çünkü her yerde çekim yapamıyorsunuz. Herkese yani her yerde her zaman izin alamıyorsunuz. Salona geldim arkadaşlar. Filmin başlamasına bir yarım saat var. Daha doğrusu yarım saat sonra salonu açacaklar. Bir 15-20 dakikada reklam izletirler işte. İçeride yani tipik olarak ben Star Wars'larda bir kovaya batına mısır patlağı ve kolamı alıp da giriyorum. Onu izleyeceğim arkadaşlar. Bir de içeri girmişken Jumanji'nin ikinci filmi geldi. Şu hemen şu sağda gördüğünüz. Bana göre sağda. Gördüğünüz Jumanji'nin ikinci filmi geldi. Onu da içinde haftaya cumartesi için bir bilet bakmayı düşünüyorum. Eğer satıyorlarsa içeriden direkt alacağım. Satmıyorlarsa da bu uygulama üzerinden filmi satın alırım, bileti satın alırım. Haftada büyük ihtimal ona gelirim. Yani dediğim gibi iki tane daha beklediğim film var. Onlara da bakacağım. Spoiler vermeyeceğim. Hiçbir zaman şimdi filmlerde videoyu izleyemezsiniz söylüyorum. Çünkü telif hakkı dediğimiz bir konu var. İkinci konu ise arkadaşlar lütfen filmleri korsan izlemeye çalışmayın. İşte ya da ne bileyim o süper kaliteli sinema filmi izle.com'lardan bakmayın. Ya çok rezaletler, hakikaten söyleyeyim size. Ya ödeyin parasını, gidin sinemada izleyin. Ya da işte filmi kiralayın. Online olarak da kiralayabilirsiniz. Ya da ne bileyim işte Redbox ya da benzeri kutulardan DVD kirala ya da Blu-ray kiralama da yapabilirsiniz. Ki o zaman şimdi çoğunuz da zaten bildiğim kadarıyla artık Türkiye'de de yaygınlaştı. Akıllı televizyonlar arkadaşlar 4K desteği, 4K ya da HDR desteklerini getiriyorlar. Hiç boşu boşuna çok kötü kalitede bir şeyler izlemeyin. Direkt olarak filmleri kiralayın doğru düzgün. Kaç parası? Yani 3 liradır, 5 liradır daha fazla olacağını sanmıyorum bir kira ücretinin. Onu verin. Güzelce izleyin filminizi. Rahat edin. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.